Astım, kronik hava yolu inflamasyonu, zaman içinde ağırlığı ve sıklığı değişen öksürük, nefes darlığı, hırıltı, ışıltı, göğüste baskı hissi yakınmalarının olduğu, değişken hava yolu darlığının bulunduğu heterojen bir hastalıktır. İşte tüm bunların nasıl yansıdığını bir hasta üzerinde görelim. Aynur Hanım, 51 yaşındasınız. İstanbul'da doğdunuz, İstanbul'da büyüdünüz. Liseyi bitirdikten sonra evlendiniz ve iki çocuğunuz var. Biri evli sanırım. Allah bağışlasın. Ev hanımısınız değil mi hep? Evet doktorum. Hiç çalışmadınız. Çalışmadım. Peki bu yakınmalarınız, nefes darlığınız, göğüste baskı hissiniz, geçmeyen öksürüğünüz, bunlar ilk defa mı oldu yoksa daha önceden de hiç olur muydu? Aslında 3 ay önce kızı evlendirdik. Evini yerleştirirken sonrasında da oldu. Hatta düğünde bile kötüydüm. Beni size yollayan komşumuz Münevver Hanım'ın fısfısından kullandım birkaç gün. İyi geldi. Sonra ilaca gerek duymadım. Şimdi boya temizlik sonrası yine başladı. Boya temizlik gibi şeylerin hiç içine girmemeniz tabii ki daha iyi olurdu. Şimdi gece daralarak öksürükle uyanıyorum. Bana sanırım gece sabaha karşı oluyor yani. Öyle evet, mi? Evet. Bana sanırım stres, boyacıların kullandığı toz boya kokusu, temizlik dokunuyor. Ve bunlar daha önceden hiç yoktu. Peki siz bu komşunun verdiği spreyi alınca rahatlıyor musunuz? Rahatladım, evet. Rahatladınız. Peki ama bu nedir diye anlayalım istiyorsunuz tabii evet, ki. Evet. Astımda semptomlar genellikle birden fazladır. Öksürük, nefes darlığı, hırıltı, ışıltı, göğüste baskı hissi semptomlarının birkaçı bir arada bulunur. Bunlar genellikle gece, sabaha karşı daha çok artar. Yine zaman içinde ağırlığı ve sıklığı değişir. Özellikle bunları tetikleyen bir takım nedenler vardır. Bazı hastalarda mevsimsel değişkenlik, bazı hastalarda egzersiz, bazı hastalarda üşütme, bazı hastalarda hava değişimi, kokular tetikleyebilir. Ama semptomun tek başına olması, sadece öksürükle seyreden astım hariç, semptomların tek başına olması ya da tek başına nefes darlığı veya tek başına balgam çıkarma ya da bunlarla birlikte bol balgam çıkarma bulunması veya hastada karıncalanma, hafif baş dönmesi gibi bir takım semptomların bulunması, göğüs ağrısının olması ya da eforda, inspirasyonda hışıltı hırıltının olması astımdan uzaklaştırır. Peki hiç sigara içtiniz mi ya da evde sigara içen var mı? Bana hep dokunur anneannem gibi. Anneannemizde de mi astım vardı? O da hatırladığım hiç iş yapamazdı. Daralır, öksürürdü. Peki evde içen var mı? Evde eşim de babam da benden uzakta balkonda içerler sigarayı. Balkonda da olmaz ki, hepsi birden yine size geliyordur mutlaka, değil mi? Evet. Peki ailede hiç başka kimse de anneanneniz dışında böyle şikayetleri olan var mı? Ya da sizde hiç böyle sürekli nezle, geniz ağrıdı, akıntı gibi bir şeyler olur mu? Oğlum lisede nezle çıktı, burun spreyi kullanıyor. Annemin hiçbir şeyi yok ama babam yüksek tansiyon hastası. Sizde hiç böyle geniz ağrından akıntı, nezle falan olmuş muydu? Hiç böyle bir şeyler var mıydı? Yok doktor hanım. Peki, sizi bir muayene edelim, sonra da bir nefes ölçümünüzü yapalım, gelin. Tabii doktor hanım. Astımın fizik muayenesinde normal solunum sesleri bulunabilir. Ama hastalığın ağırlığı atak durumuna göre çok farklı şikayetlerle birlikte çok farklı da fizik muayene bulguları çıkabilir. Atak sırasında bunlar değişir. Hışıltı hırıltı bulduğumuz bir hastada başka bir şey olabilir mi diye mutlaka araştırmalıyız. Bu bir solunum yolu enfeksiyonu olabilir, bu bir KOAH olabilir veya üst hava yolu darlıklarına bağlı olabilir veya endobronşiyal bir lezyonda lokalize olarak wheezing duyulur. Ya da bir yabancı cisim varsa yine lokalize wheezing ile karşılaşabiliriz. Eğer atakta sessiz bir akciğer varsa, solunum seslerine eğer
Hışıltıyı hırıltıyı biz 3-4 segmentten fazlasında alamıyorsak bu sefer daha çok tetikte olmalıyız. Çünkü bu hastamız hayatı tehdit eden bir atak geçiriyor olabilir. Hemen karbondioksit retansiyonu da varsa bu hastayı yoğun bakıma yollamalıyız. Evet, hakikaten hışıltınız var. Şimdi bir nefes ölçümünüzle de bakalım daralma var mı görelim. Nefes ölçümünüzü de yapalım. Hiç akciğer filmi de sanırım çektirdiniz mi hiç bu yakın zamanda? Çektirmedim. O zaman bir akciğer filminizi de mutlaka görmeliyiz, elimizde olsun. Bir de kan sayımınızı görelim. Tabii doktor. Hastamızın semptomlarından astım olduğunu düşünüyorsak, fizik muayenede buna uygun ise eğer, o zaman hastanın spirometresi ya da PEF metresini yapıp, mümkünse bunun reversibilite olarak da cevabına bakıp, astım tanısının desteklenip desteklenmediğine bakmalıyız. Astımla ilgili şüphe varsa diğer alternatif testleri de yaparak bunun doğruluğunu irdeleyerek astım tedavisini vermeliyiz. Ama elimizde spirometre, PEF metre yoksa hastanın semptomları eğer astımı düşündürüyorsa o zaman direkt düşük doz inhaler steroid ve kurtarıcı olarak da hızlı etkili, kısa etkili bir beta 2 agonisti vererek tedavimize başlayabiliriz. Bir ay sonra tekrar çağırdığımızda hastamız düzeliyorsa o zaman bu tedaviyle devam edebiliriz. Astımda solunum fonksiyon testleriyle hava yolu darlığının gösterilmesi ve bunun geriye dönüşülebilir olduğunun gösterilmesi esastır. Eğer hava yolu darlığını buluyorsak, yani F1 bölü FVC %75'in, daha gençlerde ise %80'in altındaysa, bunun biz kısa etkili beta 2 agonistle %12 ve 200 mililitre değiştiğini gösterebiliyorsak veya verdiğimiz tedaviyle %12 ve 200 mililitre değiştiğini gösterebiliyorsak o zaman rahatlıkla bu hastaya astım tanısı koyabiliriz. Hastada eğer baştan daha hava yolu darlığı yoksa o zaman hastanın semptomlu olduğu dönemde gelmesini özellikle istememiz gerekiyor. Yine hastada PEF metre ile değişkenlik olduğunu, %10'dan fazla gün içinde değişkenlik olduğunu saptıyorsak bu bulgular astım lehinedir. Aynur Hanım, akciğer filminiz gayet iyi. Kan sayımınıza baktığınız zaman da kan sayımınızda da bir problem yok. Ama nefes ölçümünüze bakınca hava yollarınızda daralma var. Ama merak etmeyin, bu daralma nefes açıcıyla düzelebilen bir daralma. Yani bunlar astım olduğunuzu kanıtlıyor. Ama astım korkulacak bir hastalık değil. Dediklerimizi düzgün olarak yaparsanız, ilaçlarınızı düzgün kullanırsanız hiçbir yakınmanız olmadan rahat bir yaşam sürdürebilirsiniz. Sonuç olarak astım tanısını koyarken anamnez son derece önemlidir. Hastanın değişken semptomlarının olması önemli olmakla birlikte astımın tanısını desteklemek için solunum fonksiyon testlerinden de yararlanırız. Değişken hava yolu darlığının bulunmasıyla astım tanısı kesinleşmiş olur.